Yoldan geçemiyoruz, rezillik yani. Nasıl açtıysalar o şekilde kapatılsın. Edirne'nin Çavuşbey Mahallesi 5. sokakta yaklaşık 10 gün önce belediye yetkileri tarafından kazılan çukur henüz kapatılmadı. İçi su dolu olan çukur, çevrede oyun oynayan çocuklar için büyük tehlike oluşturuyor. Yaklaşık 10 gün önce mahallede suların akmaması üzerine ekipler tarafından açılan çukurdan su borularının ulaşılarak sorunun giderildiğini belirten mahalle sakinleri, ancak açılan çukurun kapatılmadığını belirtti. Evet, Çavuşbey mahalle sakinlerindenim. Bu çukur ne zaman açıldı? Bu çukur aşağı yukarı bir 9 gün öncesine kadar kapalıydı. 9 gün oldu açılalı yani. Niçin açıldı? Niçin? Bize sularımız az geldiğinden dolayı ek ilave su, basınçlı su verdiler. Açtılar. Üzerinden 2 gün sonra dediler bitecek burada işimiz. 2 gün bir çalışma yaptılar. Aşağı yukarı tam 9 gün oldu. Şu an görüyorsun yolun halini. Kapatılmadı. Kapatılmadı. Telefon açıyoruz. Tamam geliyoruz. Tamam geliyoruz. Bir şekilde hani gelmediler. Çukur dolayısıyla mahallenin sokağına hiçbir aracında giremediğini söyleyen mahalle sakinleri, yetkililer seçim zamanı gelip bizden oy istiyorlar. Sonra bir daha mahallemize uğramıyorlar. Çavuşbey Mahallesi kaderine terk edilmiş durumda. Mahallemize hizmet bekliyoruz. Açılan çukurun kapatılmasını, bozuk olan yollarımızın yapılmasını istiyoruz dediler. Çocuklar oynuyor. Allah korusun bu çukurun içine düşse kim görecek? Bu çocuğu mesela bak örnek bak şuraya bak. Bu çocuğun düştüğünü düşünün. Boğulsa bunun sorumlusu kim? Şu an içinde bir metreden fazla da su var. Evet, evet. Evet. Ve hani bunu söylüyorum yani bir an önce kapatılmasını istiyoruz. Nasıl açtıysalar o şekilde kapatılsın. Şu an mağdur durumdayız. Artı ben burada bakkalım. Malcılarım dahil gelmiyor. Görüyorsun yolunu. Sokak kapalı şu an. Kapalı tabii ki. Allah etmesin bir yangın olsa bir ambulans olsun mesela çabuk ulaşamaz bize görüyorsunuz. O yüzden ilgililere buradan sesleniyoruz. Bir an önce yapılmasını istiyoruz. Yoldan geçemiyoruz, rezillik yani. Pislik içinde mahalle. Ne yolu var ne izi var. Her şey bu bak oradan bile geçemedik gerçekten. Çok hiç bakım yok yani. Çok kötü bir durumda. Hani yazık günah buradaki insanlar geliyor geçiyor çocuklar çukura düşüyor. Hani her gün bir tanesi ziyan oluyor günah. Yapılmasını istiyoruz yani yol olarak da. Mahalle evi hiç roman mahallesi diye kimse ele atmıyor. Aslında romanlardan da her şeyi alıyorlar. Oyları da romanlar veriyor ama bir şey olmuyor. Biz rahat oyun oynayamıyoruz. Arkadaşlarımızla gezemiyoruz. Yani çukurun kapatılmasını istiyoruz. Abla biz top oynayamıyoruz şu an. Küçük çevrede çocuklar oynuyor ama biz de oynayamıyoruz. Her gün bir tane küçük çocuk düşüyor içine yani. Yani üstü batıyor kapatılsın yani bizim. Ben vallahi belediye başkanına sesleniyorum buradan. Öncelikle bu yolu kapatmasını istiyorum. Sayın başkanımdan rica ederim. Evet çukuru kapatmasını istiyorum. Buraya ne gerekiyorsa vallahi yapmaları gerekiyor. Vallahi öncelikle oy almaya geliyorlar burayı. Bir de gelsinler buraya göz atsınlar. Hiç gelmiyorlar mahallelerimize. Gezmiyorlar. Gelsinler biraz bakalım muhtarımıza baksınlar. Muhtarımız hiç gelip bakmıyor buralara. Muhtarımız da gelip baksın bakalım. Ne var ne yok. Muhtara hiç şey yapmıyorlar yani. Bak şu an bir araç gelmeye çalışıyor. Bir araç gelmek istiyor şu anda. Araç gelemiyor şu anda. Gelemiyor yani. Bunu bir an önce olması lazım yani. Ne gerekiyorsa buraya yapması lazım belediye başkanımız. Vallahi bir gelsinler bir görsünler. Şu an görüyorsunuz mesela bak araç bile geçemiyor. Bir yangın olsa itfaiye gelemez, ambulans gelemez. O yüzden bu konuda bize yardımcı olsunlar yani. Şu an mağdur durumdayız. Söyleyeceklerim bu kadar. Tamam. Yani ilgililere sesleniyoruz burada. Hani oy almak değil, mahalleleri ara mahalleleri dolaşsınlar. Bu şekil yani. Muhtarımız zaten muhtarımızın dolaştığı yok. Muhtara sor benim nerede oturduğumu bilmez.